Western filmleriyle efsaneleşen oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı, 20. yüzyılın popüler erkek idollerinden biri olmayı başarmış ve unutulmaz rolleriyle hafızalarımızda yer edinmiş bir isim. İşte bilinmeyen yönleriyle Clint Eastwood. Mayıs 1930 tarihinde San Francisco'da dünyaya gelen Eastwood, öğrenim hayatı boyunca başarısız bir öğrenci olmuş ve meslek lisesinden zorla mezun olabilmiştir. Kore Savaşı patlak verdiğinde orduya katılan Eastwood, ordu dinlenme tesislerinde can kurtaran olarak görev yapmıştır. Well, maybe you'll tell us about your best misdemeanor arrest then. Gençken telaffuz sorunu nedeniyle stüdyolardan rol alamayan Eastwood, ilk önemli rolünü Rawhide isimli TV dizisinde üstlenmiştir. Kariyerindeki çıkışını ise henüz tanınmayan genç yönetmen Sergio Leone'nin teklifiyle yapmıştır. Döneminin meşhur western film üçlemesi olan A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More ve The Good, The Bad and The Ugly filmlerinde rol almayı kabul ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Tell me, you know where I can find him? Ünlü aktör 1986 yılında Kaliforniya'nın Carmel kentinde belediye başkanlığı yapmıştır. Aşk hayatı oldukça çalkantılı olan Eastwood'un 6 farklı kadından 8 çocuğu bulunmaktadır. Million Dollar Baby filmiyle 74 yaşındayken ödül alarak en iyi yönetmen ödülünü alan en yaşlı insan olmuştur. 1994 yılında Cannes Film Festivali'nde başkan olarak yer alan oyuncu, yönetmenliğini yaptığı filmlerde sahnelerin tekrar edilmesinden hoşlanmadığı için oyunculara prova yapmamalarını, böylelikle davranışlarının daha doğal görüneceğini söylermiş. That was great. Live and Let Die filminde Bond karakterini oynaması için gelen teklifi reddeden Eastwood, rolü İngiliz bir aktörün oynaması gerektiğini söylemiş. First Blood filminde Sylvester Stallone'dan önce Rambo karakteri için Eastwood'un ismi gündeme gelmiş. Ancak rol Stallone'un olmuştur. 1971 yılından beri 40 filmin yönetmen koltuğunda oturan Eastwood, filmleriyle finansal başarılar da elde etmeyi başarmıştır. 2014 yapımı American Sniper filmi 350 milyon dolar, Gran Torino 148 milyon dolar, Sully ise 125 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiştir. Eastwood kariyeri boyunca 4 Oscar heykelciyi kucaklamıştır. Caz müziğine olan özel ilgisiyle bilinen Eastwood aynı zamanda bir müzisyen. Çok iyi piyano çalan aktörün 4 tane albüm bulunmaktadır.